ücretsiz kursa katıldılar. Şimdi %100 kazanç sağlayacakları bir işleri var. Ev hanımları 60 liraya mal ettikleri pastaları 120 liraya alıcı bulabiliyor. Önce çocuklarıma evde sağlıklı bir şeyler yedirmek için başladım. Sosyal medyada hani yaptıklarımızı yayınlıyoruz. Beğenenler, bizden talep edenler oluyor. Oradan da bir ek kazanç sağlamış oluyoruz. Başlama amaçları farklı da olsa geldikleri nokta ortak. Artık onların pastaları birer sanat eserini andırıyor. Çünkü her biri ciddiye aldıkları bu işte yoğun bir mesai harcıyor. Ne kadar zamanınızı aldı bunu yapmak? 5 saattir bir güdle uğraşıyoruz burada. Sabah eşlerini işe gönderiyorlar, ardından da çocuklarını okula ve sonra hepsinin buluşma noktası olan bu atölyeye geliyorlar ve 7 saat mesai harcayarak işte elimde gördüğünüz birbirinden güzel şeker hamurundan bu desendeki motifleri, çiçekleri yapıyorlar ve pastalara şekil veriyorlar. Bu onlar için aynı zamanda bir iş kapısı da oluyor ve aile bütçelerine destek oluyorlar. Ne kadar kazanıyoruz? Ortalama 600-700 kazanıyoruz. Maliyeti ne kadar oluyor? Mesela 10 kişilikse nereden baksan 60-70'e çıkıyor bize maliyeti. Şeker hamuruyla sattığımız 10 kişilik mesela 120 liradan satıyoruz. Pasta siparişlerini aldıkları takdirde de 1000-1500 arasında bir gelir katkıda sağlıyorlar kendilerine. Şu boyda bir pastanın ne kadar maliyeti? 200 civarı. 150-200 civarı diyelim. Satış fiyatı mı bu maliyeti? Satış fiyatıdır. Gazi Osman Paşa geri dönüşüm mutfağında aldıkları ücretsiz kursa 8 aydır devam ediyor birçoğu. Ve 8 ayın sonunda aile bütçesine katkı sağlamak isteyenler para kazanabiliyor. Sadece malzeme değil, verdikleri emeğin de karşılığı geliyor. Kaliteli ürün kullanıyoruz fakat emek çok fazla. 3 gün boyunca onun üzerine çalışmış oluyorsunuz. Pasta süsleme kursundaki hanımlar birbirinden güzel motifler yapabiliyor. Bugün de beyaz gül yaptılar. Biz de ev hanımları da bunu yapabilir mi diye merak ettik ve işin başına oturduk. Bakalım nasıl yapılıyormuş. Çiçek için gerekli olan bildiğiniz şeker hamurlarının dışındaki çiçek hamuru bu. 10 liraya alıyoruz. Diğeri 5 liraymış hanımlar. Aklınızda olsun. Açıyoruz. Şu şekilde. Daha sonra evet. Kıvam veriyoruz hamurumuza. Modeli çıkartıyoruz. Silikon kalıbımıza bastıracağız. Şimdi bir plastik kaşığın üzerine yerleştireceğiz. Kuruyan taç yapraklarımızı elimizde gördüğünüz çiçek tomurcuğunun etrafına yapıştırıcı ama yenilebilir bir yapıştırıcı yardımıyla sarıyoruz. Çiçeğimizi tamamlıyoruz. Ve bu hiç kolay değil, inanın. Nasıl çiçek hamurundan çiçek yapılmaz, ben onu gösterdim galiba. Ama siz gayet güzelini yapmışsınız burada. Ne kadar zamanda? Bir gün içinde yapmamız gerekiyor. 8 ay boyunca eğitim veriyoruz. Ama bu eğitimi aldıkları takdirde yani bir 4 ay içinde falan rahat bir şekilde hem pasta hem çiçek eğitimi gördükten sonra yapım aşamalarını kendileri de yapabiliyorlar. Şeker hamuruyla yapılan süslerde hanımların boş zamanlarında yapabileceği bir uğraş. Yaptıklarını sonra da kullanabiliyorlar. Çünkü streç filmle sarılarak buzdolabında saklanırsa süsler 12 aya kadar bozulmadan duruyor. Bak yüzümden büyük. Show Haber, WhatsApp ve Bip ihbaratlarımızı hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0536-266-90-0 veya 90-02 diyelim ve şimdi kısa bir ara verelim.